bundan konuşacağız. Birazdan hocamız bize istek gönderecek ve başlayacağız. Ayrıca muhteşem bir kitabı var kendisini. Birazdan da göstereceğim. O kitapla ilgili de yine uzun uzun sohbet edeceğiz. Ben şimdi Ferhat Atik hocamızın bağlanmasını bekliyorum. Ondan katılma isteği geldiği anda ben de hemen onu yayına alacağım ve sohbetimize başlayacağız. Şimdiden hemen söylemek istiyorum. Evet, geldi. Ferhat hocam bize eğer bir katılma isteği gönderirse hemen onu yayına alacağım. Sadece el sağlamış, katılma isteği rica ediyorum hocam. Hemen söylemek istiyorum. Ben birazdan yorumları, soruları kapatacağım. Yani daha doğrusu biz konuşurken yayınımız daha kaliteli olsun diye tabii her zaman olduğu gibi bunu yapacağım ve sonradan sizlerin sorularınıza da mutlaka bakacağım. Eğer ki sorularınız varsa lütfen soru bölümüne gönderebilirsiniz. Oraya birazdan hocamız geldiği anda başlıyoruz efendim. Sizler de bir kez daha hoş geldiniz. Ferhat hocam hoş geldiniz. Ferhat hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Ekin Hanım hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler valla. İyiyim. Güzel bir planlama yaptık ve nihayet beraberiz. Evet, aslında çok uzun zaman önce birlikte olacaktık hocam. Evet. Fakat bir türlü hayat şartları müsaade etmedi. En doğru zaman bu zamanmış diyelim. Aynen öyle. Ve başlayalım. Şimdi ben ilk önce kitabımızı göstermek istiyorum ve kitabın arkasında yazan bir bölümle başlamak istiyorum. Yeniden Sen kitabın adı. Muhteşem, çok güzel bir kitap. Bir solukta okunabilir ve bu yola adım atmak isteyenler için gerçekten harika bir rehber olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk sorumu şöyle yöneltmek istiyorum. Bu kitabın arkasındaki yazıyla. Can konağını aramadaysan cansın. Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin. Bir damla su arıyorsan susun. Zulmün peşindeysen zalimsin. Aşkı arıyorsan aşıksın. Gönlün neye kapılmışsa osun sen. Şu nükteyi biliyorsan işi biliyorsun demektir. Neyi arıyorsan osun sen. Peki biz neyiz? İnsan ne için yaşar? İnsan nedir? Hazreti insan nedir? İşte bütün bu sorularla hocam başlamak istiyorum. Buyurunuz, söz sizde. Evet. Ben zaten aralara girip sorular soracağım. Evet. Yani şimdi şöyle başlayalım Ekin Hanım. Aslında insan nedir, nasıldır diye sorarken şimdi böyle öğrencilerim tanır beni. Böyle ne anlatacaksam anlattığım her şeyi hep başka türlü anlatıyorum her seferinde. Ben de bilmiyorum niye böyle. Ne güzel. İki defa aynı şekilde değil. Şöyle bir şey anlatalım. Biz bu dünyaya el değmemiş bir hamur olarak geliyoruz. Hepimiz suçsuz, tertemiz, pür duygularla. Hatta biliriz ki diksiyondan bilirsiniz en iyi nefes alıp veren canlı bebeklerdir. Evet. Peki evet. Sonra ne olur da nefesi birden bozulur? Çünkü üzerine huy giyeriz. Üzerine karakter giyeriz. Üzerine davranış, tutum, zanlar giyeriz. Giydikçe giyeriz, kirlenmeye başlarız. Nefesimizi dahi bozarız. Sonra yıllar geçer, büyürüz. Kendimize gelirsek eğer döner, bebekken aldığımız nefesi tekrar alabilmek için ders alırız. Öğrenmeye çalışırız. Doğru. Tekrar öğrenmeye çalışırız. Çünkü insan aslında çok basit bir yolcu. Hep şunu söylerim tasavvuf bakış açısıyla. Hani olur ya çok gelirler bize. Seanslara gelen insanlar var, derslere gelen binlerce insan gelip geçti bugüne kadar. Şu soruyu soran çok insan olmuştur. Benim amacım ne? Niye bir insanım? Ne oluyorum ben? Hangi amaç için buradayım? Benim bir amacım olmalı falan. Aslında hepimizin bir ortak amacı var bu gezegende. Bugüne kadar hesaplara göre biz yani 8,5 milyar insan dahil olmak üzere 8 milyar insan. Toplamda yaşamış insan sayısını bilim insanları bize 115 milyar diyor. Yani 115 milyar insanın bir amacı vardı aslında ortak. O da Allah'a geri dönmeye çalışıyoruz. Bu bir dönüş yolculuğu. Bunun dışında hayattaki her şey bu yolculuğun amaçları. Biz amaçla aracı karıştırdığımızda o tren oraydan çıkıyor. Ama eğer amacımızın ne olduğunu, araçlarımızın ne olduğunu bilirsek biz yolculuğumuzu çok keyifle yapıyoruz. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hep biliriz. İnananlar bilirler ki sözümüz her zaman inanana. İnananlar şunu bilirler. Allah hiçbir kulu evinin metrekaresiyle ölçmüyor. Arabasının markasıyla da ölçmüyor. Bankadaki hesabının miktarıyla da ölçmüyor. Allah kulunu amelleri ve niyetleriyle ölçüyor. Dolayısıyla biz kalbimizden geçenden, aklımızdan geçenden ve fiiliyata döküp yaptıklarımızdan sorumlu olarak yaratılmış milyonlarca çeşit mahlukatın sadece bir parçasıyız, bir tanesiyiz. Kendimizi de böyle çok büyük zanneden bir tanesiyiz. Mesela yani evet kendimizi çok büyük hissederiz ama bir pireyi düşünelim. Varlığının 84 katı uzağa sekebiliyor. Ben ne yapıyorum? Ya da iki adım gidince yoruluyoruz. İki adım gidince yoruluyoruz. Ya da bir karınca kendisinin 6,5 kat fazla ağırlığını taşıyabiliyor. Ben ne yapayım? Ben de kaldırabiliyorum. Dolayısıyla bu kavramlarda insanın ilk önce ben insanım demesi için Allah'ın bize verdiği bir sınavı sürekli kazanması gerekiyor. O da nefs sınavı. Nefs bizi bir şey zannettiriyor. Nefs bizi kibirlendiriyor. Nefs bizi kendimizi bir halt olduk zannediyoruz. İnsanız ya biz. Kendimizi böyle hep bir şekilde bir şey hissediyoruz sürekli. Ama aslında insan kalbinde taşıdığı Allah sevgisi kadar insan olabiliyor. Ne kadar kaplıyorsa beni varlığı, ne kadar bana yakın duruyorsa ve ben ona ancak o kadar gerçekten güçlü ve büyük olabiliyorum. Ve bunu kendi içimde yaşıyorum. Yani şöyle bir inanan olabilir miyim? Allah benim kalbimde, en çok benim kalbimde, en çok da beni seviyor. Aman Allah'ım. Kibire bulaşmış, garip bir insan olur bu insan. O yüzden aslında kibirini yenen, mütevazı olarak ilerleyebilen ve hayatın anlamını abuk sabuk şekillerde ve yerlerde değil, doğrudan Allah'ta arayabilen insanlara biz bu yolculuktaki yoldaşlarımız diyebiliriz. Peki bunu söylediğimizde şimdi bu kitlenin, bu bahsettiğim tanımlamanın dışında kalanlar ne olacak? En kıymetlilerimiz onlar. Nasıl neden? Yani? Neden en kıymetlilerimiz onlar? Şimdi yıllarca yanında kaldığım, yanına gidip çok eğitimler aldığım Kıbrıs'ın meşhur şeyhi vardı. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı. Evet. Çok tatlı, çok inanılmaz zeki bir insandı. Allah rahmet eylesin. O hep şunu derdi. Ya bana derdi 5 vakit namaz kılan dini vakti yerin, dini bütün adamı ne getiriyorsunuz? Bunu yapamayanları getirin ki öğretelim. Dolayısıyla biz şöyle düşünürüz. Kendi kendimize. Biz öyle insanlarız ki işte ibadetini yapanız, kalbi temiziz vesaireyiz vesaire. Biz ayrıcalıklıyız. Hayır. Biz bunu yapamayanlara hizmet için gelen hizmetkarlarız. Sen bu güzelliği tadıp anladıysan ki Allah'ın güzel isimleri, işte esması, Allah'ın kavramları, Kur'an-ı Kerim, peygamberimiz, sen bu lezzeti aldıysan, bu hazzı, ben bunu alamayanın hizmetkarıyım. Ben ona öğretebilmek için varım. Bana bu lütuf verilmiş, bunu hissetmişim. Anlamışım ki güzel bir varlık beni yaratmış ve hayatımı tatlı tatlı yaşamamı istiyor. Ve bunun için de bana bir kılavuz göndermiş Hazreti Peygamber. Bir tane kullanma kılavuzu göndermiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim insanın kullanma kılavuzu aslında. Tüm bunları veren bir güç var ve onu çok seviyorum. Ve ben bunun lezzetini, tadını, huzurunu yaşıyorum. O zaman ben bunu yaşayamayanlara hizmet etmek zorundayım. Ben onlara döneceğim yüzümü. Ben onlara yardım edeceğim. Onlardan üstün değilim. Onların hizmetkarıyım. Kendi kendime namaz kılmışım. Allah'a bir şey vermiyorum ki namaz kıldığımda. Allah'ın ihtiyacı yok ki benim orucuma, namazıma. Hiçbir şeye ihtiyacı yok Allah'ın. Allah ihtiyaçlardan arınmış olan bir varlık. Dolayısıyla tüm bu yaşadıklarımı demek ki benim anlatmam, yansıtmam, göstermem gerekiyor. Ama kibire sapmadan. Yani bu şu demek değildir. Yani mesela en büyük günahlardan bir tanesi şudur. Bir ibadeti ben yapıyorum diye bir başkası yapmadığında onu eleştirmek. Ben namaz kılıyorum, o kılmıyor. Benim başım örtülü, onun açık. Allah namazını kabul ettiğimi kim biliyor? Allah tesettürünü kabul buyurdum kim biliyor ki ona ibadette bile ben kibire sapıp bir başkasını küçümseyeceğim. O yüzden ötekileştirdiklerimiz var ya, inananlardan bahsediyorum. Var çünkü radikal İslam'ın içinde var. İşte sakalının santimetresi bilmem ne kadarsa benden değilsin. Var böyle radikaller. Tamamen şekil üzerine konuşuyor. Tamamen şekil üzerine. Yani şöyle diyorum, yani o insanların da bir tabii bir tandansı, bir kültürü, bir eğitimi, bir ailesi, içinde geldiği sosyokültürel bir birikimi var diye böyleler. O yüzden onu da suçlayamam. Niye bunu yapıyor diye. Ancak doğruyu bilen insanlar ve doğrunun tadını alabilen insanlar yaşadıklarını ve kendi hayatında olanları örnek teşkil edecek şekilde yaşayarak gösterir. Şimdi bazı olaylar olur. Mesela benim hiç sevmediğim bir cümle var. Biri hırsızlık yapar. 5 vakitte namaz kılmıştır. Hemen millet şunu söyler. Aman Allah'ım, bunun böyleleri Müslümansa ben değilim. Ben derim ki tersini söyle. Ben Müslümanım, o değil. Yani o İslam'ın verdiği güzellikleri görmeyip kötülükler yapan biri ise odur olmayan. Niye ben hemen dinden uzaklaşayım? Onun olmadığını göreyim. Ve ona da elimi uzatayım. Belki işe yarar, belki yardım ederim. Bilinmez ki. Yani hani deli kim, veli kim bilinmez denir ya. Tam böyle bir şeydir. Yani ben nereden bileyim suçlu olan bir insanın benden önce koştura koştura cennete girmeyeceğini? Kim bilebilir bunu? Yarın hiçbir bir gün öyle bir... Dolayısıyla tüm bunları yaşarken insanım yani Hazreti insanım diyebilmek için takva ile yola çıkıp yani Allah'ın kurallarıyla hayatına devam etmek gerekiyor. Ancak burada bir tırnak açalım. Çünkü Allah'ın kuralları deyince de kendime ve bir başkasına zulmetmeyecek kadar da at gözlüğünden arınmış olmam gerekiyor. Çünkü Allah bu dünyada zulüm çek ve ahirette mutlu ol diye bir dünya yaratmadı. Allah bu dünyanın da tadını, ahiretin de tadını yaşa istiyor. Yani ahireti bilmeyen bu dünyanın tadını alamaz, bu dünyayı bilmeyen ahireti yaşayamaz. Bu noktada bir soru sorabilir miyim size? Sözünüzü kesmiş oluyorum, özür dilerim. Ama yine sizin kitabınızdan merak ettiğim ve altını çizdiğim bir nokta var. Tam da bu söylediklerinizle aslında örtüşüyor ve sormak istiyorum o yüzden. Şimdi Pehriskar olmak bölümünde evet. Hocam evet. Diyorsunuz ki Bakara suresi 29. ayeti yazmışsınız. Hemen arkasından şu var. Ne kadar hassas, bonkör bir söz. Onu da söyleyelim bilmeyenler için. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları 7 gök olarak tamamlayıp düzene koyan odur ve o her şeyi hakkıyla bilmektedir. Ayet bu. Siz de diyorsunuz ki hocam, ne kadar hassas, bonkör bir söz. Allah yeryüzünde ne varsa her şeyi bizim için yarattığını söylüyor. Karşılığında bizim de şöyle dememiz gerekir. Ben de senin için her şeyi terk ettim. Evet. Şimdi az önce diyorsunuz ki bu dünyanın zevkinden, keyfinden de uzaklaşmak zorunda değiliz. Şimdi biz bunu nasıl algılamalıyız? Yani bir sufi ya da din yolunda bir şeyler öğrenmek isteyen ya da tasavvuf yoluna girmek isteyen bir kişi. Bunu nasıl algılamaya? Her şeyi terk etmek deyince insanları korkutan bir söz aslında. Çünkü. Tabii. Bu şuna benziyor. Açabilir miyiz? Tabii ki. Çok da güzel oldu bu soru. Şimdi bu teslimiyet kavramına benziyor. Biz dünyada insani aklın sınırlarıyla düşünüyoruz. Ve mesela Allah'a teslim olacağız dediğimizde teslim kavramı insanlıkta tutsaklıktır. Ve evet. Birdenbire bir şeyler gidecek diye düşünüyoruz. Oysa İslam'da teslimiyet özgürlüğün en büyüğüdür. Burada da dünya hayatından vazgeçmek ne demektir? Bu dünyada neyi yaşarken arkasında ve içinde Allah'ın olduğunu bilerek yaşamaktır. Şimdi bunun için sevdiğim bir örnek var. Bir fil düşünelim. Bir fil. Bir filin içine trilyonlarca karınca sığdırabiliriz. İçini boşaltsak doldurmak için değil mi? Tabii. Ama o filin içindeki organların aynısı o karıncada da var. İkisinde de aynı organlar var. Ama bir fil bir karıncanın milyarlarca daha büyüğü. Bunu söylerken ne yapıyorum? Tefekkür ediyorum. Yani içinde Allah bilinci olan bir düşünce, bir düşünme yapıyorum. Yani düşünüyorum, kene var dünyada. Kene. Kene birine yapışıyor, Allah korusun, ya da bir hayvancığa yapışıyor, kanını emiyor. Kenenin bile besin kaynağını yaratmış Allah. Bir bileyim işte denizin içinde bilmem ne kadar metre altında bir hayvan yaşayabiliyor. Rızkı var onun da. Yaratılan her mahlukata rızkını vermiş Allah. Bu ne demektir? Gören insan için şu var. Evrende ilahi bir sofra açılmış demek. Şimdi ben bunu böyle görürken Allah içimde onu hissederek bir başkası işte bu Allah rahmet eylesin, Erol Taş'ın budu ısırması gibi yemek ısırıp fırlatabilir. Var diye öyle sahneler. Evet. Kötü adam Erol Taş. Allah gani rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Ne tatlı da bir insan. Tabii. Ya, onun hareketleri vardı böyle. Kötü adamdı ya Yeşilçam'da. O hareketler gibi. Biri yemeği öyle algılayabilir. Bir başkası tefekkür eder. Yani Allah aklıyla, Allah hissiyle düşünür ve o nimetin kendisine nasıl sunulduğunu bir düşünür. Yani bu hayattan vazgeçmek, bu hayatı yaşamamak demek değildir. Hiçleşmek, malı, mülkü, çoluğu, çocuğu terk edip gidip bir tekkeye kapanmak demek değildir. O son derece büyük bir bencil Müslümanlıktır. Düşünebiliyor musunuz? Namazımı kılıyorum, orucumu yapıyorum, zekatımı yaptım, haccıma gittim, ben tamamım. Çünkü kolaylaştır diyor Allah, zorlaştırma ve kolaylaştırmak için ayetlerinde İslam'ın 5 tane ana kavramını bize vermiş. Bitiyor mu? Peki İslam'ın şartları bu kadar mı? İçinde iyilik yok mu? Merhamet yok mu? Alçak gönüllülük yok mu? Akrabaya yardım yok mu? Bunların hepsi İslam'ın şartı. Binlerce şartı var İslam'ın. Özelliğini hepsinin bir araya topladığımızda iyi insan olmak. Demek ki bizim için esas fonksiyon insan olarak iyi olmamız. Ve bu dünyada da yaşadığımız her şeyi Allah'ın sayesinde yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor ki buna ihsan diyoruz. Yani başımıza bir dert mi geldi? İşte Allah'ın esması var. Zülcelali ve ikram ne diyor bize Allah? Her sıkıntıdan sonra bir ikramım var diyor. İçime bir vesvese çöktüğünde seviniyorum. Hah diyorum, bir ikram geliyor. Önce dert geliyor ve vesvese geliyor, sonra ikram geliyor demek ki. Ben ikramıma odaklanıyorum, vesvesenin kendisine değil. Zaten burada çözümün parçası olmaya başlıyorum ilk anda. Yarısı gitti sıkıntının. Çünkü Havva o elmayı Allah'ın izni ve bilgisi dışında ısıramazdı. Dolayısıyla sistemin tamamında Allah var. Yine Bakara suresinde yaprak düşmez diyor. Onun haberi olmaksızın mümkün değil. O zaman demek ki benim başıma gelen derdi de biliyor. Allah beni derdini vererek kendine davet ediyor. Ona yönelmemi istiyor. Çünkü ikramını verecek. Çünkü hikaye böyle başladı. Nasıl başladı? Beni bil diye başladı bütün hikaye. Beni bil diyerek başladık. Ben ondaki cevheri bilmem lazım. Beni bil ne demektir? Allah var, bizi yarattı, nokta. Hayır, hissetmem lazım. 99 tane ismi var. O ismin parıltısı içinde yaşamam lazım. İçtiğim bir bardak suda, şu anda yaptığımız bir sohbette Allah'ın bizleri bir araya getirmiş olduğunu düşünmemiz lazım. Ve bunu hayatın, bu düşünceyi hayatın rutini haline getirmemiz lazım. Dikkat edersek İslam ülkelerde, Türkiye'de böyle bunalımlar geçirdi zaman zaman. Her şey İslami gözle bakılır bir şekil çerçevesinde ama hiç kimse İslami duyguları yaşamaz. Tadını alamaz o duyguların. Bir gün bir cuma namazına gittim. Gencecik bir imam namaz kıldırıyor. Belki 25 yaşında. Hani bıyığı terlememiş derler ya. Tam öyle bir gencecik, yakışıklı bir imam namaz kıldırıyor. Benden 20-25 yaş küçük çocuk. Bir şey öğrendim. Çok güzel bir şey öğrendim. O gün bir şey dedi. Namazdan önce dedi ki, ey ahali dedi. Ayaklarınız güzel güzel sizi bu camiye getirdi. Ne güzel birazdan cuma namazını birlikte kılacağız. Ama dedi, cuma namazı insanlara Allah'ın hemen ardından vereceği nimetlerle doludur. Yahu dedi, bir elinizi açın bu cuma namazından sonra 3-5 dakika huzurla Allah'tan isteyin. Normalde ne yapıyor millet? Belki haklı olarak. Cuma namazının farzını kılınca koşarak işe geri dönüyor. Evet. Hoca diyor ki gençlik hoca, 10 dakika yerim burada diyor. Böyle bir sakin huzur içerisinde bir Allah'tan isteyin, o tadı yaşayın. Dervişler nasıl dua edermiş biliyor musun? Pardon, Bayezid-i Bistami Hazretleri nasıl dua edermiş biliyor musunuz? Ellerini açar ve dermiş ki Allah'ım hiçbir şey istemiyorum. Dua kanalında olmak için ellerimi açtım. Ne güzel. O halde olmak için ellerimi açtım diyormuş. Ya da böyle ulvi dervişlerin duası da şöyleymiş. Mesela ellerini açar ve dermiş ki Allah'ım sen biliyorsun amin. En güzeli aslında çünkü biz ağzımızdan çıkacak her şey aslında çok yanlış anlaşılabilir. Çok tabii, belki de hayrımıza olmayacak bir şey için dua tabii edebiliriz ama yani, Allah en iyisini bilir. Doğru evet, dua nasıl edilir gerçekten yani şimdi hocam? Çok önemli bir şey bu. Yani öyle bir şey ki şimdi biz hayatımızın birçok bölümünde hep bir şeylerin peşinden koşarız. Çünkü bir şey isteriz. İnsanlar seçimlerle beraber yaşarlar. Sabah giyeceğin çorabı bile sen seçersin. Buna kader diyebilir miyiz? Hayır. Yani işe gücüm yok Allah'ın, tövbe haşa. Yani bizim hayatımızda bizi etkileyecek olaylar kaderimizin parçası ama kimi detayları var ki o biliyor ama müdahaleyi yapmıyor. Çünkü alim olmakla hikmet olmak, hakim olmak ayrı kavramlar. Birinde bilgisi var, diğerinde müdahale gücü var. Ama bu demek değildir bildiği her şeye müdahale edecek. O zaman cüz'i irade dediğimiz bize ait kararlar kalmaz. Hayatında sorgusu değişir. Burada nasıl dua edilir? Birincisi, dua bir makamdır ve Allah'ı kalbe davet ederiz. O yüzden önce kalbin temizlenmesi gerekir. Yani temizlenmesi, tövbe edilmesi, tertemiz, pürpak bir kalbe Allah'ı davet etmemiz gerekir. Çünkü Allah ne diyor bize? Duanıza icabet edeceğim diyor. Orada olacağım. Yani o dua bana gönderilecek, gelecek, kaydedilecek. Ama demiyor tabii ki duanızı kabul edeceğim. Başka bir kavram çünkü. Şimdi Yüce Allah bize derken ki ben sizde olacağım, şah damarımdan yakın olan, pek tabii ki bir temizlenmem lazım. Dua etmek için önce bir kendimi hazırlamam lazım. Yani bir kötülük yaptıysam ne diyor Peygamberimiz? Bir kötülük yaptıysan hemen bir iyilik yap diyor. Niye böyle? Çünkü iyi tarafta yer almaya devam et. Başına bir şey gelmiş ama iyi tarafa geç. Tüm bunlar Ekin Hanım şey değil yani öyle Twitter'den paylaşılan aforizmalar değil. Bunlar Hazreti Peygamber'in sözleri, bunlar ayetler. Yani insanlığın ezelden ebediyete kadar insanlığa sunulan en güçlü mesajlar bunlar. Dolayısıyla dikkat etmek, iyi anlamak gerekiyor bunları. Neden bir kötülük yaptıysam hemen bir iyilik yapacağım? Neden benim için tövbe kapısı son nefesime kadardır? Çünkü Allah beşeri biliyor. Yani amiyane söyleyeceksem ne halt edeceğimizi biliyor Allah. O yüzden son ana kadar tövbe kapısını açık bırakıyor ki imkan veriyor bize. Ama imkan tövbe veriyor. Etmenin de bir şeyi var değil mi hocam? Yani hani tövbe et tekrar yap, tövbe et tekrar yap. Aslında bu değil, doğru tövbe etmenin nasıl olduğunu da anlatırsanız. Tabii. Yani insanlar elbette aynı hatayı defalarca yapabilir. Yani yadırgayamayız. İnsandır. İnsanlar elbette bazı tövbelerden geri dönebilir. Bunları meşru ya da doğru kabul edemeyiz. Ama kendi kendimize şunu da söyleyemeyiz. Bu tukaka bu bitti bizim için. Tövbesini bozdu. Hayır. Yani beşer şaşar adı üzerinde. Biz hata yapabiliriz. Ancak bu alim bilgisidir. Tövbenin en güzeli tövbenin konusunu açık açık Allah'la paylaşmaktır. Yani Allah'ım benim günahlarımı bağışla olabilir. Bu da bir tövbe şeklidir. Ama en güzeli nedir? Çıkıp Allah'ın karşısına elimizi açıp dememiz gerekiyor. Allah'ım ben falan kişi için böyle böyle gıybet yaptım. O utancı yaşamam gerekiyor Allah'ın karşısında. İfade etmem gerekiyor. Ne yaptığımı kendime de itiraf etmem gerekiyor. İfade edip o utancı yaşamam gerekiyor. Hani diyor ya bütün organlar dile gelecek. Seni ifade etmesen de onlar ifade edecek yaptıklarını. Nedendir bu? Utanacağım çünkü ben orada. Şimdi burada da böyle. Ve tabii tövbede hani Mevlevilerin ifadesi vardır ya tövbeni 1000 kez bozmuş olsan da gel. Ben bunu her seminerde, derste söylerim. Bu şu demek değil. 1000 defa bozdun gel de 1001.'yi yine bozarsın. Hayır. Bu şu demektir, artık geri dön yaptıklarından. Bırak tövbelik meseleyi, artık gel demektir. Yani 1000 defa yaptıysan bile gel. Yani ne kadar günahkar olursan olsun bir tövbe kapısı vardır ve bir af imkanı vardır demektir. Bu yüzden de onlarca ayette Allah bizi bağışlayacağını yazmış, bizi bağışlayacağını söylemiş Peygamberimize. Onlarca ayette. Bunu kullanmak lazım. Bunun için de kalbimizin temiz olması gerekiyor. Bir sadaka vermemiz gerekiyor. Kötülüğe bulaştıysak tövbemizi yapmamız gerekiyor. Yani Allah'a karşı bir şekilde tertemiz olmamız gerekiyor. Benim bir teyzem vardı. Bir ninem, bir teyzem. Apartmanda oturuyorduk yıllar önce. İlkokul evet sonları, ortaokulun baş tarafı gibi. Her gün sabah kapısını çalardım. Allah rahmet eylesin. Nahide teyzem bu benim. Kıbrıs'ta. Nahide teyzem bana hayır dua okurdu. Okula öyle giderdi. Yaşlıca bir teyzemiz. Bir gün öğleyin sınavlar başlayacak. Sınav öncesi öğleyin gördüm Nahide teyzemi. Dedim ki gittim Nahide teyze dedim benim sınavlarım başlıyor. Bana bir dua okur musun dedim. Nahide teyze bana dedi ki sınavlarının kitaplarını, defterlerini, ödevlerini 1. sayfasından sonuncu sayfasına kadar bitir gel okuyayım. Sen bunu yap. Sen bunu yapmazsan benim senin için Allah'tan dua edip bir şey istemeye yüzüm olmaz dedi. Hiç unutmadım. Hiç unutmadım. Hakikaten buna tevekkül diyoruz. Yani tevekkülün en çarpıcı öğrenme şekli herhalde. Ne demek tevekkül? Ben üzerime düşen her şeyi yaptıktan sonra Allah'tan isteyeceğim. Yani hamakta yatıp ben meyve suyumu içerken Allah'ım beni sınavdan geçir sana tevekkül ediyorum. Olmaz. Ben çalışıp alın terimi dökerim ve ardından Allah'tan isterim. Esas güç orada açılır zaten. Yoksa kafama göre ben içimden geçtiği gibi duamı ederim. Hiçbir şey de yapmam. Böyle bir hayat ya da böyle bir talep olmaz. Ne güzel, Allah'ın karşısına çıkacak yüzümüz olmalı. Dua ederken de böyle. Çünkü dua bizim sınavımıza dönüşüyor. Yani sen güç istersin. Allah'ım daha güçlü olmak isterim dersin. Allah derdi sana verir. Niye? Aş bu derdi ve güçlen diye. O yüzden istemenin de bir üslubu, bir dili olması lazım. Düzgün, doğru ve olumlamalı istememiz lazım. Şükrederek istememiz lazım. Şimdi Ferhat Hocam, esmaları konuşmak istiyorum. Hı hı. Çünkü zaten bunu da anons etmiştik. Benim de çok merak ettiğim bir şey. Çünkü hani Allah'ın güzel isimleri bunlar. Evet. Fakat günümüzde gerçekten bazı kişiler tarafından çok manasız şekilde kullanılıyor. Yani ben şunu bile gördü gözlerim mesela işte. Giden erkek arkadaşını döndürmek için şu esmayı şu kadar kere oku. Yani bu biraz ayıp da yani. Fakat bunu aslında hani zikirlerle, o esmaların hayatımız etkileri çok farklı. Bunu gerçekten hani esmalar hayatımızda nasıl yer almalı? Siz anlatırsanız çok sevinirim. Tabii ki. Şimdi bildiğimiz zati ve subuti dediğimiz iki türlü ismi var Allah'ın. Bu 99 isim bu ikiye ayrılıyor. Bunlardan biri yani zatı dediğimiz, zati dediğimiz isimler nedir? Allah ismi gibi. Ya Allah mesela ne demektir bu? Bu ve benzeri isimler sadece Allah'a aittir. Rahman gibi. Allah'tan başka hiç kimse için kullanılamaz. Ama bazı isimler, subutiler kul içinde kullanılıyor. Mesela ya sabır esması. Kul da sabrı kullanabilir ama Allah dediğin kavram kula uygun değil ama sabır bana uygun bir şey. Allah'ın ismi olduğu gibi benim de kullanabileceğim bir şeydir. Şimdi esma dediğimiz mesele aslında bütün evrenin tanımı. Esmaların bütün tanımlarını dizdiğimizde evrende cevaplanmamış soru kalmıyor. Her sorunun cevabı 99 esmanın içinde saklı. Ve burada Allah'ın güzel isimleri aynı zamanda Allah'ın sorumluluk alanını, Allah'ın gücünü, Allah'ın etkisini, Allah'ın cezasını, ceza gücünü, yaptırımını, Allah'ın ödüllerini ve en önemlisi de Allah'ın bizden ne istediğini anlatıyor. Esmaların isimleri. Tüm bunları anlatıyor. Ancak bunları anlatırken şunu da bilmek gerekiyor. Evet, esmalarla dualar ve dilekler edilebilir. Yani esmalarla bir küsün barışması istenebilir. Dualarla benzer şeyler talep edilebilir. Yani şu duayla. Ancak şöyle bir durum var. Genel olarak kullanabileceğimiz esma algoritması çok dardır. Bu ne demek? Yani herkesin birlikte okuyabileceği esmalar çok azdır. O yüzden bir mürşitle, bir bilenle çalışmak gerekir. Herkesin kendine özel bir esması vardır. O nasıl ve herkesin bulunur? Kur'an'dan bulunur. Yani ebced falan diyorlar ama ebced yani şey gibi bizim nedir o magazin sayfasında okuduğumuz astroloji kadar aslında matematik bir şeydir. Magazinsel bir şeydir ebced dediğimiz. Esasında Kur'an'la bulunan insanın bütün hayat akışını öğrenerek çözdüğümüz bir formüldür. Yani bunu yapıyorum ben ama insanlara belki de tonla soru soruyoruz bunları çözebilmek için. Sonra ayetlerden geliyor herkesin esması. Binlerce verdik ve işin en güzel tarafı da şu, bir kişi bile şaşıp demedi ki ya bu bana uygun değil. Herkes diyor ki aman Allah'ım bu benim hayatımı anlatıyor. Çünkü en önemlisi karşımıza çıkan sınavlardan nasıl geçeceğimiz konusunda bize yardım ediyor esma. Nasıl bir yardım? Mesela eğer alim esmasıysa Ekin Hanım'ın esması, Ekin Hanım şunu öğreniyor ki onun dara girdiği her zaman onun yolunu açacak şey bilgidir. O bilgiye yönelecek. Sabır esmasıysa sabra yönelecek. Hayatı bu sınavla geçecek. Ve bu şekilde de sınavlarını aşma gücü verilecek. Ama bunun dışında bize ait çünkü bir esma var. Ama bunun dışında esmalarla kimi dertleri, kimi şifalandırdığımız mesele de kişiye özeldir. Yani siz gelip şuradaki ağrı için bir şey sorarsanız başkadır. Bir başka kişi gelip ikiz kardeşiniz olsa ve bu aynı yerdeki aynı ağrı için bir şey istese başkadır. İkisi arasında fark vardır. Hiç kimse standart şu esma buna iyi gelir, bu esma buna iyi gelir diye çok az esmada bunu yapabiliyoruz ama tümünde bunu yapmak mümkün değildir. Bu işi ciddi öğreten, şu anda da hayatta olan ne kadar alim, hoca, sufi, mutasavvuf varsa hepsinden bu söylediğim cümleleri kurarsınız, duyarsınız. İstediğiniz videolara bütün izleyenlerimiz de bakabilir. Her yerde aynısı söylenir. Bir mürşitten özel olarak talep edilmelidir bu yardımlar. Çünkü yanlış zikirler ve yanlış dualar da tehlikelidir. Sıkıntı nasıl yaratır. Nasıl bir tehlike? Yani mesela bir şeyi, bir esmayı tamamen kendi isteğimizle işte defalarca söyleyince o anlamda belki hiç hazır olmadığımız bir sınav mı çekiyoruz kendimize? Tabii ki. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Vedud aşkın esmasıdır. Hı. Sevginin esmasıdır. Aşkı aşkla yaratan Allah'ın sevgisini, ilahi aşkı tanımlar. Otursan 200.000 defa vedud çek. Dünya hayatından sorursun. Hayattan bezersin. Neden? Çünkü Allah'tan kalbini ilahi aşkıyla doldurmasını talep ediyorsun. Ve onunla hale giriyorsun. Dolayısıyla dünyevi hiçbir şeyden tad alamamaya başlıyorsun. Zehir oluyorsun dünya hayatı. Çünkü ilahi aşk kapatıyor tüm kapıları. Başka yer bırakmıyor sende. Bir hata. Vedud ağır bir esmadır. Frekans değerleri var. Çok yüksektir. Dikkatli, çok az çekilmesi gereken bir esmadır mesela. Bunun gibi her esma içinde ikili, üçlü, beşli esmalar var. Tüm bunların da kombinasyonlarını dikkatli alması gerekir. Reçete gibi düşünün. Yani kimi insana şu ilaçla şu ilaç yan yana verilemez. Neden? Çünkü ona karşı reaksiyon vardır. O kişide. Bende yoktur. Sizde yoktur. Onda vardır. Kimi insan şunu yiyemez. Ben yerim. Ben yiyemem. Siz yersiniz. Neden? Çünkü her biri için, her bir insana göre bunlar değişir. İşte bu yüzden esma çok ciddi bir meseledir. Yani rastgele değil. Ha bunu herhangi bir niyet olmaksızın, yani bu dediğim dualar ve niyetlerle ilgili esmalar. Ama şimdi ben Allah'ın güzel ismini zikretmek istiyorum. Niyetim yok. Allah'ın ismini istediğim kadar zikrederim. Onda bir problem yok. Ama bir niyet, bir yolculuk, bir dua, bir taleple Allah'a yönelmek için esmayı kullanacaksam dua gibi, o zaman dikkat etmem gereken birçok şey oluyor anlattıklarım gibi mesela. Zararı da böyledir. Yani az önce duada dediğim gibi güç istersin dert verir. Niye? Az alt bul ve geç. Mesela ne istersin? İşte diyelim ki insanların seni sevmesini istersin. Herkesin isteyebileceği bir şey Allah'tan. Elini açar bunun duasını edersin. İnsanlara kendini sevdirmen için sevgisiz insanlar gelir karşına. Aşk bu sınavı ister. Dediğini al diye. Bu şuna benziyor. Ben işte ne bileyim şu marka bu kapasitede bir araba istiyorsam, duam buysa kalbinde temiz olsun. Sabah uyandığımda kapının önüne anahtar bırakmıyor Allah. Oraya gideceğin yolları açıyor. Görürsen geçiyorsun o yollardan. Görürsen o yollardan adım adım geçiyorsun. Ama sabah kapımın önünde arabayı bulamam. Yani sistem böyle çalışmıyor. Bu yüzden şükürle başlayıp duayla devam edip önce zikirler, sonra kendi zikrimle ilerlemem gerekiyor. Yani kendi esmamla. Bu her şeyi çözüyor. Çünkü kadim bilgilerde ki İmam Gazali'den Abdülkadir Geylani'ye kadar, Peygamber Efendimiz'e kadar, Beyazıt-ı Bistami'ye kadar, ne bileyim ya bir sürü alim bilgisi, İbnül Arabi'ye kadar her birinin itinayla, ilhamla yazdığı kitaplarda bu anlattıklarımı detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Yani şey değil bu. Her yayında daima söylerim. Kendi kendime anlattığım bir şey değil. Aktarıyorum alimlerden aldıklarımı, öğrendiklerimi aktarıyorum sadece. Dolayısıyla esma çok ciddi bir meseledir. Dünyanın en güzel şeyidir. Allah'ın güzel ismi daha ne olacak? Ağzımızdan düşürmememiz gereken bir şeydir. Çünkü bu dilde Allah olduğu sürece küfür olmaz. Yani küfür nedir İslam'da? Yoldan çıkacak şeyler yapmak ve söylemek. Yalan olmaz, riya olmaz. Nasıl olacak bir taraftan Allah'ı zikredip bir taraftan kötülük yapacaksın? Yani keşke herkes kendi dilinde ve kendi dininde, o bile umurumda değil, Allah'ı zikretse. Hiç fark etmez. Peki İnsan kendi esmasını bulduğunda bu tam olarak nasıl işler? Yani ne getirir bize o esmayı sürekli tekrar etmek? Tabii. Şimdi şöyle, öncelikle bir sürü sorular soruyoruz insanlara. Bu sorular forumlarda oluyor, bu bilgiler alınıyor ve ondan sonra işte Kur'an'la yapılan bir çalışma geçiyor. Bayağı da sürüyor bu, yani uzun süren bir meseledir. Sonra böyle 8-10 sayfadan oluşan bir esma mektubu takdim ediliyor size. Bu esma mektubu içerisinde bütün reçeteler hazır duruyor. Esmanız ne işe yarıyor? Ne zaman nasıl çekmeniz gerekiyor? Hangi konularda bu esmayı nasıl kullanmanız gerekiyor? Gibi bütün detaylar orada anlatılıyor. Çünkü esmayı aldığımız zaman ne için, nerede, nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Her esma için farklıdır, her kişi için farklıdır. Herkese özel olarak bu döküm veriliyor. Bir bilgi aktarılıyor. Böyle olacak, böyle olacak. Ayetlerden alınarak, dualarla birlikte hepsi bunların belgeli bir şekilde insanlara takdim ediliyor. Bu kişiler de o esmaları hangi durumlarda kullanacaklarını biliyorlar. Çünkü insanın kendi esması öncelikli esmasıdır, ismi gibi. Yani o esmanın kendi hayatında bir değer yeri vardır ve başına gelenlerle ilgili, gelecek olanlarla ilgili, geçmiş olanlarla ilgili o esma üzerinden başlayarak zikirlere, dualar yapması gerekir. Çok rahatlatıcıdır. İnsana inanılmaz huzur veren bir meseledir ve kendiyle ilgili bütün sorularını o esma kavramı üzerinden düşündükçe kolaylıkla anlamaya başlıyor. Yani aslında şöyle bir şey, ferah bir aydınlığa açılan bir kapı gibi insanın kişisel esması. Açıyorum ve huzurlu bir ışığa kavuşuyorum gibi. Önce bu duygu oturuyor zaten insanlara. Ama benim en sevdiğim şey şu, yani ben de şeyhimden öğrendim bu işleri. Bir insanın bunu aldığında hemen geri dönüp, yani bu feedback dediğimiz geri beslemede hep şey diyorlar, hocam inanılmaz bir şey, nasıl oluyor da ya bu nasıl bizim esmamız bu oluyor, nasıl bana oturuyor bu tam bu benim gibi şeyler, demek başıma bunlar gelmişti. O farkındalıklar artmaya başlıyor. Niye? Çünkü size bir cevap anahtarı veriliyor. Aslında bir cevap anahtarı. Çok da keyiflidir. Bana zordur. Allah biliyor, bana zordur. Yapması çok zordur. Buna ben esma atlası diyorum. Çünkü kocaman bir atlas açılıyor böyle. Bütün masayı kaplayan önüme. Bir sürü soru cevap ve hepsinin Kur'an'da karşılıkları vesaire. Ama sonucu çok güzeldir. Yani çok mutluyum bunu yaptığım için. Şey değil yani, sitem ederek söylemiyorum. Çok şükür. Ne güzel. Size de şimdi hocam, yapalım. Hatırlatacağım size. Size de yapalım. İnşallah çok mutlu olurum, çok sevinirim gerçekten. Yine ben kitaba dönmek istiyorum. Yeniden Sev, Arınmanın ve Nefsi Yönetmenin Yolları, ki aslında hepimiz işte şu nefsi yönetebilmek için yaşıyoruz. Şimdi orada tasavvufta aşk bölümü var. Ben özellikle bunu da size sormak istiyorum. Şimdi tasavvuf ve aşk deyince aslında bu aşk kelimesi birazcık karıştırılıyor gibi geliyor bana. Hani işte Mevlana ile Şems'in arasındaki aşktan bahsederken bunu çok yanlış anlayabilen bir takım kesimler de oluyor. Ama bir külli aşk var biliyoruz, bir de cüz'i aşk var. Tasavvuftaki aşk kavramını birazcık anlatır mısınız bize? Tabii ki. Şimdi tabii esas bir tane aşk var. O da Allah. Allah aşkıdır. Bizim bu hayatta insanlar arasında yaşadığımız kedi, köpek, hayvan sevmemiz, ağaç, çiçek sevmemiz, birbirimizi sevmemiz, eş, dost, akraba sevmemiz bunun prototipi. Yani demosu bu aslında. Biz birbirimizi severek anlıyoruz sevme duygusunu ama oraya vardırdığımızda aşkımızı anlıyoruz ki dünyevi olan çok cüz'iymiş. Oraya varınca çözülüyor bu. Yani mesela şimdi peygamberi seviyoruz. İşte bir hafta önce Umre'deydim ben. Peygamberi seviyoruz. İşte Kabe'nin etrafında ağlıyoruz. Evet. Şimdi oradaki taşa mı ağlıyoruz? Peygamberin kabrine mi ağlıyoruz? Hayır. Peygamberdeki bize öğrettiği Allah sevgisine ağlıyoruz. Kabe'deki Allah'ın güzelliğine ağlıyoruz. Ve o gözyaşları, ona duyulan aşkla ilgili, sevgiyle, huşu içerisinde bir aşk bu. Yani bu, burada bahsettiğimiz aşk insani olandan çok yukarıda. Ve insanların da birbirini sevmesini sağlıyor. Şimdi mesela yüzlerce öğrenci var. Kamplar yapıyoruz örneğin. İşte gelecek hafta Konya'da kampımız var. Şems ve Mevlana'yı konuşacağız Konya'da dostlarımızla. Ve mesela şöyle düşünelim, işte Göbekli Tepe kampımız var, inancın başladığı noktayı konuşacağız Aralık'ta örneğin. Tüm bunlarda mesele nedir? İnsanlar toplanıyor, bu bilgileri alıyorlar. Başka insanların hayatını konuşmadığımız günler, saatler geçiyor hep birlikte. Güzel, sadece dini değil, filmler, kitaplar, sohbetler yapılıyor. Sonra bir bakıyor ki insanlar, ya ben kendi hayatımda bunu bulamıyorum. O zaman ne yapmalıyım? Bu konuda ilerlemeliyim. Etrafımızdaki insanların dostlukları gelişiyor. Gelişiyor, büyüyor, büyüyor kalabalıklar. Bazen kampta bir kenara oturuyorum, insanları seyredip kendi kendime şunu diyorum. Bunlar artık benim için gelmiyor. birbiri için geliyorlar. O kadar özlüyorlar ki birbirlerini. İşte aşkın paylaşılması böyle bir şey. İnsani huzur veren ilahi bir aşktan bahsediyoruz aşk derken. İnsanlar arasında, iki cins arasındaki aşk onun sadece bir prototipi. Yani düşünelim ki birine aşık oluyorsunuz. İşte şey, böyle amatör yazarların yazdığı gibi karnında kelebekler uçuyor, ellerinden terler akıyor. Böyle 1 milyon defa yazılır ya bu. Bunları yaşıyorsun mesela, aşık oldun diyelim. Ve sonra işte bilim diyor ki 7 ay sürüyor. Sonra bitiyor kimyası aşkın vücutta. Böyle bir hormonal süreç aslında. Ama ilahi olan da bunun hiç bitmediğini düşünelim. Yani o namazda o abla ağlıyor. Derdi tasası yok. Ağlıyor. Niye ağlıyor? Sevgiyi hissediyor. Aldığı nefesin tadını hissediyor. Şimdi nefes demişken şöyle bir şey anlatayım. Bir adamcağız, bir fıkra bu. Adamcağız solunum yetmezliğiyle hastaneye kaldırılıyor. 2 gün buna oksijen veriyorlar. Nefes alıyor. 2 gün nefes alıyor temiz. Sonra iyileşiyor. Kalkıp çıkarken taburcu olmadan önce doktora gidiyor. Hesabı ödeyecek. Diyor ki ne kadar ödemem gerekiyor? 2.000 lira diyor doktor. Adam hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Doktor diyor ki amca diyor, kusura bakma. Paran yoksa almayız diyor. Rahat ol diyor. Lütfen ağlama diyor. Yok oğlum ondan değil diyor. Çıkarıyor. 2.000 lirayı veriyor adam. Niye ağladın amca diyor. Ya oğlum diyor, 2 gün sen bana nefes verdin, 2.000 lira dedim. Allah'a borcumu nasıl ödeyeceğim? Yani aldığımız her nefes bizim için lütuftur ve borçtur. Bu borcu şükürle ödeyebiliriz. Bu borcu takva ile ödeyebiliriz. Yani onun güzel isimlerini bilerek. Çünkü bir inananın yapabileceği en güzel ibadetlerden bir tanesi Allah'ı tanımaktır. Onu da isimleri üzerinden tanıyabilir. Yani Allah'ın isimleri üzerinden. Bir eğitim açmak istiyorum. Böyle şimdi konuşurken bir yandan da kafamda o çalışıyor. Yani böyle bir planım yok, şu anda düşünüyorum. Mesela bir eğitim açmak istiyorum. 99 ders. Her derste bir tane Allah'ın ismini böyle 1 saat anlatalım insanlara. Ne kadar güzel olur aslında. O ismi anlatalım bütün detaylarıyla. Çünkü şöyle bir durum var. Instagram bir kakafoni yaşıyor. Özür dilerim. Sosyal medya, internet bir kakafoni yaşıyor. Yani her şey var orada, hiçbir şey yok. Çünkü herkesin her yerde bulacağı her şey var orada. Detay yok. Biz 160 karaktere sıkıştırılmış canlılarız internette. Ve bir şey atıyorsun, insanlar şu kadar olsa metin okumuyor, şu kadar olursa okuyor mesela. Evet, artık çok kolay alıştı herkes çünkü. Öyle yani, yadırgayamıyorum da gene, yani yadırgayamıyorum. Hepimiz öyleyiz. Yani bir eğilime, çok dönüşme şeyimiz var. Bir hamur gibiyiz. Bir kaba yerleşiyoruz tabii. Dolayısıyla böyle bir ders mesela, her bir derste bir tane esma anlatalım. O esmanın bütün değerini insanlara bilsinler. Yani hissetsinler. Yaşasınlar o esmanın halini. Çünkü esmanın zikrini çekmek, işte bu kadar sayı. Neden sayı? Onu söyleyeyim bu arada. Neden sayı verilir esmalarda? Neden? Çünkü esmaların bir frekansı var. Çünkü esmalar hafif söylenerek çekilmelidir. Ve esmaları çekerken nefes alışverişimiz nedeniyle vücudumuzda bir değişiklik olmaya başlar. Çünkü esma sayısını sayarak söylenecek bir sözcük değildir. Dönüşülecek bir haldir. O hale dönüşmen gerekiyor. Saydım 35 defa bitti. Hayır. O zaman 1'den 35'e kadar say. Farkı yoktur bunun. Bu şuna benziyor. Hissetmeden namaz kılmak, eğilip kalkmak dışında bir manası yoktur. Sen rükûnu, secdeni, her anını hissetmediysen bir namazın, ne anladım o namazı kılmanın? Fark etmiyor. Şey yap yani, eğil kalk yani, pilates yap, aerobik yap. Benim çağımın ismi aerobik, şimdi yok. Hala disco pilates var hocam. Hala diskotek diyenlerden. Tabii. Dolayısıyla tüm bunları yaparken o hale dönüşmemiz gerekiyor ki dünya hayatında da böyle. Çocuğunu mu seviyorsun? Yahu sev, hisset. Doğada piknikte misin? Yaşa o anı, hisset. Herkes bağırıyor ya, ana dön, ana dön, ana. Böyle bir şey. Yani bir tarihi eser görüyorsan dokun o taşa bir. Dokun. Çünkü insanın ana dönme hali 5 diyordan aynı anda kullanması demektir. Biri eksildi mi o anda olamazsın. O anı 5 diyordan aktif yapacaksın, o anda olasın. Allah'ı böyle hisset. Anda kalabilmek o kadar zorlaştı ki hocam. Yani hani bir konsere gidiyoruz mesela. Bir anda herkes cep telefonunu çıkartıyor. Çekmeye başlıyor. Orada canlı seyretmek istediğin sanatçıyı sen yine ufacık bir ekrandan görüyorsun o sırada mesela. Şimdi, ama illa o hareket yapılıyor. Yapılmazsa sanki o konsere gitmiş tabii, saymıyor insan kendini. Şimdi oğlum var, Allah bağışlasın, 11 yaşında. Aynen. Okul gösterileri oluyor. Ben okul gösterilerindeki kameraman benim. Telefonu çıkarıp çekeceğim çocuğu, değil mi? Orşive çıkacağız. Şimdi ben çocuğu çekebilmek için telefona bakmam gerekiyor. Telefona bakmak için yakın gözlüğümü takıyorum. Yakın gözlüğümle telefona bakarken uzaktan çocuğun gerçeğini göremiyorum. Videodan evdeyiz diyorum. Bir gün kendi kendime dedim ki yok ya dedim, bakmadan çekeceğim en azından artık. Göreyim canlı. Evladımı bir göreyim. Göreyim ya ne yaptığını. Ben hep videodan mı izleyeceğim çocuğu? O zaman niye gidiyorum? Yani okulda çekiyor zaten. Onun videosundan izleyeyim, okuyayım. Dolayısıyla o an yaşamak çok mühim bir şeydir. İşte kişisel gelişimin şeyi oldu, mottosu oldu bu anı yaşa ama birçok yerde o kadar çarpıtıldığını görüyorum ki, yani çok iyi kişisel gelişimci insanlar da var elbette ama çoğunlukla şey oldu biraz artık, yani her eğitim biraz merdiven altı oldu ya, yani herkes her eğitimi verebiliyor. Sabah kalktığınızda bir şey olabiliyorsunuz artık dünyada. Ben bilmem neyim deyince bilmem ne oluyorsun mesela. Olabiliyorsun yani. Ve sizi takip eden de oluyor mutlaka, çok ilginç bir şekilde. Kesinlikle. Kimileri buradan çok güzel yerlerde geliyor tabii. Bir şey de demem. Bir kısmı da böyle ama kimileri merdiven altı. Şey gibi. Şimdi kızacaklar bana ama hacamatçılar gibi. Hı. Mesela hacamatı ben her yerde eleştiririm. Sünnet midir? Evet. Ancak insan vücuduna çizgi çekecek, yarayacak yetki sadece tıp doktorundadır. Tıp doktoru dışında hiç kimse vücudumuza bir neşter atamaz, bir çizik yapamaz. Yoktur böyle bir yetki. O yüzden hacamatı tıp doktorlarına giderek yaptırmak gerekiyor. Yani amcalara, teyzelere değil. Bunu eleştiriyorum çoğunlukla. Kızıyor bana bunu yapan teyzeler tabii. Allah elini versin hepsini ama doğru bir tane. Yani çünkü sadece tıp doktoru yapabilir bunu. Bu şuna benziyor. Şimdi bir kişisel gelişimci, hatta bir psikolog ilaç yazabilir mi? Psikiyatristin işidir o. Ne münasebet. Kimsemiz bunu yapamayız. Dolayısıyla bu anı yaşa meselesinde de anı yaşa diye herkes fevran ediyor. Kimse bilmiyor. Anı yaşa diye sabahtan akşama kadar kahkahalarla millete neşeli saatleri geçirip gece bana seansa gelip ağlayan çok insan tanıdım. Çok kişisel gelişimci tanıdım. Dolayısıyla demek ki orada da bir hata var. Anı yaşamanın temelinde de tasavvuf var. İslam var. İslam var çünkü hislerinizle ilgili bir mesele. Orada olma kavramı. Çünkü biz ne biliyoruz? Hiçbir zaman gelecek ve geçmiş yoktur. Sadece bitimsiz bir şimdi var bizim için. Yoktur bizim için geçmiş ve gelecek. İkisi de dokunulmazdır. Bitimsiz bir şimdi yaşıyoruz. O yüzden onun tadını ben anlamadıktan sonra nasıl olacak? Bir küçük anımı anlatayım size. Kıbrıs'ta bir han var. Büyük han. Bu hanın 2 kapısı var. Normalde Osmanlı hanlarında tek kapı olur güvenlik nedeniyle. Nedenini bilmiyorum. Kıbrıs'taki handa 2 kapı var. İsmi Büyük Han. Bir de Bursa'da bir handa 2 kapı var. Onu keşfettim. Başka hiçbir yerde yok. Her yerde han kapısı tek. Güvenlik nedeniyle hırsızlıklar vesaire. Girdiği yerden çıkabilsin insan. Kaçamasın. Bir gün eş dostla böyle otantik kafeler yapmışlar oraya. Güzel Kıbrıs işleri satılıyor falan. Orada otururken 2 öğretmen hanımefendiyle okul öncesi çocuklar geldi. Böyle 20-30 çocuk. Bir kapıdan kurşun hızıyla girdiler. Selfie çubukları çıktı. Bakın dedi. Fotoğraflar çekildi. Şak şak. Öbür kapıdan çıkıp gittiler. Bu bir dergi fotoğrafı. 10 yerden geçecekler. O gün belli ki yarım günde. Aileler dergide çocukların gezdi zannedecek. Aslında hiçbir şey görmüyorlar. Hiçbir şey dokunmuyorlar. Bilgi almıyorlar. Tabii 10 dakika sonra başka 2 hanımefendi geldi. Yine 30-35 tane ana sınıf çocuğuyla. Bu sefer geldiler, dediler ki çocuklar dediler burada böyle olaylar oluyordu. Yani burada köylüler ekinlerini satmak için buraya geldiklerinde burada kalıyorlardı. İşte atları dışarıda şuraya bağlanıyordu. Şimdi dediler ki yere oturun. Evet, dokunun yere. Hissedin, gözünüzü kapatın ve burada o atları, şalvarlı adamları, eski kıyafetli insanları bir hayal edin. Duvarları bir sevin. Bakın bunlar da çocuk çocuğumuz öncekilerde. Bunlar da öğretmenimiz öncekilerde. Bu öğretmenler çocuklara duyu organlarının hafızasını kullandırarak unutulmaz bir bilgi veriyorlar. Diğerleri hatırlamayacak o günü. Ama bunlar duyu organlarının hafızasını kullanıyor. Çünkü dokunmanın hafızası var, koklamanın hafızası var, işitmenin hafızası var. Yani bugün bir fasulye kokusunu koklanırsınız, aklınıza anneniz gelir iyi yapıyorsa. Niye? Çocukluktan bir anı, özdeşim kurarsınız. Neden? Çünkü hafızası var duyu organlarımızın. Orada 5 duyu organının hafızasına hocanımlar yerleştirmiş çocuklar. Şimdi bu anı yaşamak ve yaşatmak. Şimdi bu hanımefendinin dini bilgisi olmadan, İslam'ı yaşamadan, takva içinde olmadan bunu bilmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ama esas sıkıntı dini bilgisi olup bunu bilmeyende. Yani hayatı yaşamayı bilmeyende. Çünkü çok özür dilerim, bunu yapanların hepsini yani itinayla ayırarak söylüyorum. Çünkü böyle genel konuşuyorum ama her ifade ettiğim zümrenin içinde çok kıymetliler de var. Ama kafaya takke takıp, peygamber gibi giyinip, tesbih elde, namazdan namaza camiye gidip ve sadece bunu yapmak ne İslam'dır ne ibadettir. Çünkü bunlar benim içindir. Namaz, oruç ve benim içindir. Peki bunun dışında bir şey yapmayacak mıyım ben? Ben gidip bir tekkiye kapanıp dinin emrettiği kuralların hepsini o tekkiye içinde yerine getirdiğimde Müslüman mı oluyorum, iyi bir Müslüman? Hayır. Oku ne demektir? İkra, yayarak oku, anlat da demektir aynı zamanda. O yüzden bilgimi paylaşmam gerekiyor. Duyanlar, öğrenenler bilmeli. Bugün bir fıkıh zulmü diye bir şey var. Geçmişten gelen tabii, yani şimdiki fıkıhçılara bir şey demiyorum. Ne oluyordu? İşte insanlar belli kurallar çerçevesinde yaşıyordu. Şöyle bir kural söyleyelim mesela. Komşusu açken tok yatamazsın. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir söz ama zengin mahallesine taşınan biliyorum bunun yüzünden. Komşuları hiç aç olmasın. Vermesin bir kuruş komşusuna. Ya da sağ komşu, sol komşu, ön komşu, arka komşu toksa bu iş bitiyor. Peki komşu nedir? Hal ve ahvalinden haberdar olduğumdur. Bugün dünyadaki herkestir bu. Afrika'daki çocuk açsa o benim komşumdur ve o açken ben tok yatmamam gerekiyor. Bu sağ sol komşu işi değildir artık. O iş bitti. O eskidendi. O eskiden de 10 kişilik, 50 kişilik, 20 kişilik bir köyde, bir kentte. Şimdi halini anladığım ve bildiğim herkes komşumdur ve ancak onların da tok olması gerekiyor tok yatmam için. Bu da bütün dünyayı kapsıyor. Bütün dünyayı kapsıyor artık. Biliyorum çünkü kimin nerede aç olduğunu. Ama bu şu mu demektir? Tamam, madem onlar yemedi, çoluk çocuk biz de aç kalalım. Hayır. Bu ne demektir? Gayret etmem lazım onlar için. Nasıl gayret edebilirim? Tasarruf edip yardım edebilirim. Nasıl gayret edebilirim? İsraf etmeyerek gayret edebilirim. Nasıl yardım edebilirim? Malım mülküm varsa dinim söylüyor 1/40 gibi zekatımı fazla veririm. Yani 1/40 diyorsa 1,5 versem ne olur verebiliyorsam. İstoklamak yerine paylaşmayı öğrenebilirim. Ve İsraf denen şeyi her alanda arınmayı öğrenebilirim. Hiçbir şey mi yapamıyorum? Dua ederim onlar için. Dua ederim onlar için. Dolayısıyla bir şey yapma gayreti içinde olmam gerekiyor herkesin. Bu sağ sol komşusu değil yani mesele. O zaman dağın başında yaşayın tek başına. Çok fazla bireyselleştik aslında. Yani şu son zamanlarda insanlar biraz maalesef fazla bencilleşti gibi geliyor bana. Özellikle bu ses sosyal medyadan sonra, yani çok faydası da olduğu yönleri var sosyal medyanın, ama bir yandan da hani herkes daha güçlü, daha başarılı, daha fazlasına sahip olmak istiyor. Herkes ben diye korkunç bir kibirle ön plana çıkmak istiyor. Evet. Mesela tasavvuf yoluna giren, hani daha makul bir hayatı seçen bir insan bile hani orada ya tamam ben bunu seçtim ama baksana işte hani benimle aynı işi yapan insan bak nerelerde, hangi tatillere gidiyor. Bu bir hasetlik ya da bir gıpta diyelim daha hafif. Maalesef. Yani o histen kurtulmak çok zor. Yani sosyal medya bizi çok ciddi bir şekilde dikkatimizi dağıtıyor ve aslında kendi yolumuza giderken o yollardan bir tık böyle kayıp başka yolları da merak eder hale geliyoruz. Başkalarının hayatlarının çok fazla içindeyiz. Başkaları da çok bizim içimizde. Bu mesela nasıl yönlendirmeli insan kendini bu noktada? Evet. Yani çünkü artık öyle bir şeydeyiz ki yok girme işte Instagram'a girme, oraya girme, bunu da yapamıyor insanlar. Yani hani dağ başında derviş olmak kolaydır. Şimdi esas bu çılgınlığın içinde bu yola gir de bir gör diyorlar ya. Çok zor değil mi hocam? Yani şimdi şöyle Necip Fazıl'ın şöyle bir şeyi, şiiri vardır. Diyor ki namaz diyor camiden çıkınca, oruç Ramazan bitince, hac Mekke'den dönünce başlar. Esas mesele hayatın geriye kalanında ben namazdaki gibi miyim? Yoksa ben oradan mesela oruçta hep anlatırım. Oruçta ne oluyor? Şey diyor amca, sinirliyim bugün yaklaşmayalım ama oruçluyum ben. Ne münasebet. Öfke nefsidir. Git. Yaktın sen orucu. Yapma bunu. Oruç aç kalmak demek değildir ki. Oruç sendeki nefsi olan her şeyi öldürmek demektir. Nefsimizi kurban ediyoruz oruçta. Nasıl olacak da ben yaklaşmayın ben açım bugün sinirlerim bozuk. Tutma daha iyi. Tutma daha iyi. Milletin gönlünü kalbini kıracağına. Yapma bunu, bu doğru bir şey değil. Şimdi bu evet yani tekkede değil işin meselesi, esas bu hayatın içinde bunu yapabilmektir dedik esas mesele. Şimdi sosyal medyada çok doğru söylüyorsunuz. Bir yalan dünya. Yani zaten yaşadığımız bir yalan dünya. Evet, evet. Fani dünya. Yalan dünya içinde formülleştirilmiş yeni bir yalan dünyaya koyduk kendimizi. Neden yalan dünya? Bir hanım ben akşam çocuklarımla aç yattım diye fotoğraf paylaşmıyor aramızda. Zaten paylaştığı da yalan söylüyor. Niye? Yemek yiyecek paran yok ama telefonun ve internetin var. Instagram'a girip bunu paylaşacak. İnanmam. Sat o telefonu, çocuğunu yedir. Benden iste, ben de vereyim. O ayrı bir şey. Yani o da bir düzenbazlık. Çünkü öyle bir şeyler de var. Ama bunun dışında şöyle. Yani akşam kocam eve gelince bana küfretti. Böyle bir Instagram paylaşım yapar mı bir hanım? Eve girdim gene mendebur karımı gördüm. Hiç böyle bir paylaşım yapar mı bir adam? Mümkün değil. Herkes hayatındaki en canlı yerleri paylaşıyor. Yani mesela bir tatile gidiyor, 6 ay paylaşıyor. Zannediyorsun ki 6 aydır Maldivler'de. Diğer gören de tabii haset ediyor. Oysa derviş bilgisi nedir? Diyor ki dervişler, canın mı sıkılıyor? Sus. Neşeli misin? Sus. Derdin mi var? Sus. Mutluluğun mu var? Sus. Sus önce. Sus. Çünkü Peygamberimiz söylüyor, nazar insanı mezara sokar diyor. Evet, kesinlikle. Nazar tabii, hayatlar mahvoluyor. 3 fotoğraf paylaşıyorsun. Karı koca kedi köpek evde. Evet, yani kesinlikle öyle oluyor. İnsanlar nazara gelir. Nazar diye bir şey vardır ve çok da tehlikelidir. Çok huzur kaçırır ve her şeyi de ortadan kaldırır. Mezara sokar diyor Hazreti Peygamber. Bu sıradan birinin sözü değil, Peygamberimizin sözü. Dolayısıyla bunlar olurken sus ay insan, sus. Yapma. Biz tasavvuf eğitimine gelenlerin 1. derste bir ödev veririm. Derim ki şu andan itibaren hayatımızda 2 şey tamamıyla yasak. Bunlardan biri ben sözcüğü, diğeri keşke sözcüğü. Bu 2 sözcüğü hayatınızdan çıkaracaksınız. Keşke bir tecrübedir, Allah'tandır, şükret ve geç. Ben diye bir şey yoktur, o vardır. Ben diye bir şey yoktur. Ben diye başlama. Ha tabii coğrafik bilgi gibi öznel bir bilgi de kullanırız beni ama ben yaptım, ben ettim asla. Bunu atın hayatınızdan. Takılır insanlar buna. Takıldıkça fark eder ne kadar ben dediklerini, ne kadar keşkelere takıldıklarını. Çok ciddi bir öğretidir bu işin en başında. Gerçekten bu 2 sözcük çok tehlikeli. Şimdi sosyal medyada nasıl korunacağız? Benim akademik bilim dalım iletişim. İletişim hocam. Üniversitede aynı zamanda. O yüzden böyle okullarda anlattığımız mesele, akademik olarak üzerinde kafa yorduğumuz mesele bütün iletişim fakültelerinde. Sosyal medya ne onunla ne onsuz bir aygıt artık. Ne onunla ne onsuz. Ancak sosyal medya okuryazarlığı, yani sosyal medya literasi dediğimiz mesele tıpkı medya okuryazarlığı gibi bilinç artırıcı olmalı. Ve insanlar kendilerini sosyal medyadaki bilgiden, enformasyon, dezenformasyondan, yanlış bilgiden korumalı. Nasıl? Çok basit bir yöntemi var. Şüphe. Şüphe medya ve sosyal medyadan bizi korur. Her okuduğumuza acaba dememiz gerekiyor. Kadın kocasıyla yanarak yanıyor. Acaba öyle mi? Vaa yine tatildeler. Acaba öyle mi? Bilmem ne haberi geldi. Acaba doğru mu bu haber? şüpheyle yaklaşacağız. Şüphe %50 ilk anda o medya grubunun, o kişinin paylaşımının bizim üzerimizdeki etkisini ortadan kaldırıyor. Yarısını temizliyoruz. Her paylaşıma şüpheyle bakmak lazım. Her paylaşıma, faydalıya da faydasıza da, bize de, hepimize de şüpheyle yaklaşılmalı bütün paylaşımlara. Ben şöyle bir şey, benim kitapta çıkan sözümü Mevlana diye paylaşıldığını gördüm İlkin Hanım. O çok oluyor gerçekten, şaka gibi yani. Burada Mevlana'nın adı var yani, güleyim mi ağlayayım mı, gurur mu duyayım üzüleyim mi, anlamadım. Asıl sorun şurada hocam, yani hayatında hani bir mesnevi okumayıp Mevlana'yı gerçekten anlamayıp bu işi tamamen popüler kültür üzerinden takip eden insanlar, hani ben de burada bir şey söylesem, altında Mevlana yazsam, onu da eğer beğeniyorsam Mevlana olarak kabul ediyor ve bir araştırma gereği hissetmiyor. Esas sıkıntı burada zaten. Hani biz daha çok okumalı, daha çok bilgi sahibi olmalı ve ona göre bir hayat kurmalıyız. Yani ona göre bir hayat yürütmeliyiz daha doğrusu bence. Tabii ki siz çok daha iyisini bilirsiniz ama ben kişisel olarak hani düşündüğüm şey o. Hani bizi bilgi kurtarır diye düşünüyorum. Evet. Yani burada çok doğru. Çünkü enformasyon çağı bize çok bilgi yayıyor etrafımıza. Ama çokluğun, yani enflasyonun değersizliğini yaşıyoruz. Ve bunun içerisinde bir manipülasyon çok fazla. Yani bizim düşüncemizi bir noktadan başka bir noktaya çevirmek isteyen, keyfine bile bunu yapan insanlar var etrafta. Yani, hocam Şems'in 40 kuralı diye bir şey olduğuna inanıyor insanlar. Hala yani bu bir şey inanıyor. Hala öyle bir şey inanıyor. Yani bu bir yazarın kitabında kendi kafasından kurduğu bir fenomen yapmışlar. Yani bu şekilde bir şey. Yani mesela şeydi, Mevlana'yı hakikaten bunu kalben söylüyorum, Twitter'da aforizma paylaşan biri zannedenler var. Yani o kadar aşağılamışlar, o kadar durumda ki 160 karaktere sığan cümleleri maalesef zannediyorlar ki mesela Mevlana ve Şems bu sözcükleri söylediler ve öldüler. Yani bu kitaplarını, bu eserleri ya inanılmaz yarattıklarını, ürettiklerini, fikir aşklarını, ilahi anlatışlarını haberi yok. Tabii olanları yine tenzih ediyorum. Haberi yok, sadece şey böyle güzel aforizma sözcükler zannediyorlar Mevlana'yı. Twitter'da amca gibi bir şey paylaşıyor, oturmuş böyle dizilerdeki bir tane anlatan adam var ya, onun gibi biri zannediyorlar Mevlana'yı. Mevlana'nın felsefesi nedir? Mevlana nereden etkilenmiştir? Hayatındaki yazdıkları ve yaşadıkları, Şems'ten öncesi ve sonrası hangi kaynaklardan beslenmiştir? Babası kimdir? Neden Mevlana olmuştur? Yani bu kavramların altında sadece İslam bilgisi yok. Kültür var, sanat var, sosyoekonomik bir süreç var. Tüm bunlardan bir haber. Mevlana şunu dedi, bir de bunu anlatanlar var. Mevlana öyle dedi. Ne oluyor dedi. İşte Şems dedi ki hayatının altı üstünden daha kötü, daha iyi olup olmadığını nereden biliyorsun? Benim hayatımı çözmüyor ki bu söz. Zaten çözmediği gibi. Yani çözmüyor ki bu söz. Gerçekten hiç sorgulanmadan böyle bir 40 kural olduğunu düşünerek, bayağı da oldu hocam, herhalde 15 senesi vardır bu hikaye. Var, hiç kimse de daha çıktı demedi ki yok öyle bir şey. O malum kitap çıkalı o kadar oldu çünkü. Konya'ya yani bile gidilmeden yazılmış bir kitap. Aynen öyle ve şey yani ve o 40 kuralın içinde de sakatlık var. Yani ruhunu da taşımıyor. Taşımayanlar da var içinde mesela ama maalesef. İşte ben yaptım oldu döneminde patladı gitti. Hocam şöyle yapalım mı noktalarken? Şimdi bir sonraki programda sizden bir söz istesem, şu Şems'i ve Mevlana'yı konuşsak çok sadece. Sevinirim. Ben de çok mutlu olurum. Çok o zaman sözü almış bulunuyorum. Tabii, şahitler önünde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şems'le ilgili bir kitabımız var. Küçücük bir kitap. Destek Yayınlarından. Şems'in biyografisini yazdım yıllar önce. En çok satan da kitabımdır. Yani arada böyle çerez gibi gidiyor. Küçük bir kitap ve çok böyle herkesin anlayacağı bir dilde anlatmaya çalıştık. Böyle pratik olsun diye. Mesela orada o felsefeyi anlatıyor hikaye. Aslında kendi anlatıyor yani kendi felsefesini. Çünkü Makalat diye bir kitabı var Şems'in. Ama Makalat kitabını kendi yazmadı. Makalat zaten konuşmalar demek. Hz. Mevlana Şems'i kaybettikten sonra toparlattı Şems'in konuşmalarından gelen bilgiyi, böyle bir kitap çıktı ortaya. Biraz karmaşıktır. Zaten söz konusu teyze de 40 kuralı yazamama nedeni o. Çünkü Makalat çok karmaşık bir kitaptır. metodolojisini çözmeniz gerekir. Okuması pek kolay bir kitap değildir. Biraz değildir. Zorlar insanı okurken. Ortaya karışıktır biraz. Toparlamak gerekir. Onu dahi yapmadığı için teyze biraz karışık olmuş her şey. O yüzden o da kendi hizmetini o şekilde verdi. Ama bunu sevdim. Şems-i Mevlana'yı konuşuruz. Bir de şey sıcak sıcak olur. Çünkü dediğim gibi gelecek ayın başında, ortasında Şems Mevlana kampımız var. Sıcak sıcak olur. Harika olur. O zaman hocam sözümü aldım. Size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Estağfurullah. O zaman estağfurullah. Siz gidip döndükten sonra en kısa zamanda Şems'le Mevlana'yı konuşmak üzere buluşuyoruz. Eğer İstanbul'da olursanız stüdyoya da bekleriz. Ya da yine bu şekilde Instagram'da da yapabiliriz. Çok sevinirim. Peki. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyenlerimize de çok teşekkürler katıldıkları için. Sonra bunu hesaplarımızdan sizin kaydınızı tekrar izleyebilecekler. Evet, şimdi onu açıklayacaktım. Değerli hocamız Ferhat Atik bizlerleydi sevgili izleyiciler. Şu anda YouTube'da da canlı yayındayız aslında. Fakat eğer yeni geldiyseniz daha önce ne konuşuldu, başını kaçırdım diyorsanız hiç korkmayınız. Birazdan YouTube'da zaten baştan alıp seyredebileceksiniz. Değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.